İzmir, Adana, İstanbul ve Ankara'dan sonra polise yönelik son operasyonun adresi Antalya'ydı. 26 Eylül günü 13 istihbarat görevlisi gözaltına alındı. Polislerden 6'sı 4 gün sonra salıverildi. 7'si ise tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Cilve gözünde 17 kişinin öldüğü saldırının faillerini yakalayan ve operasyonun her aşamasını yöneten dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ömer Altıparmak da Antalya'daydı. Meslektaşlarına ve ailelerine destek vermek için oradaydı. Çarpıcı açıklamalar yaptı. Buradaki arkadaşlarım diğer illerde görev yapan arkadaşlar gibi bölücü terör örgütünün demokratik özerklik taleplerini kursağına tıkan arkadaşlarımdır. Sözde devrimci halk savaşını bitiren, engelleyen arkadaşlardır. Altıparmak, arkadaşlarının suçsuz olduğuna inanıyordu. Gözaltına alınan istihbaratçılara usulsüz dinleme suçlaması yöneltildiğini belirtti. Yapılan dinlemelerin tamamının hakim kararıyla yapıldığının da altını çizdi. Hakim kararıyla yapılmış dinlemelerin usulsüz olduğunu kim iddia edebilir? Türkiye'nin bir kaosa sürüklendiğini de iddia etti Altıparmak. Konuşamıyoruz diye de ekledi. Elit etikte bir terör örgütünün Türkiye'yi istediği zaman nasıl kaosa sürükleyeceğini görüyoruz hepimiz aslında. Görüyoruz ama söyleyemiyoruz, konuşamıyoruz. Neden? Çünkü istihbarat bu ülkenin güvenliği için gerekli. Altıparmak kendi döneminde yaşananları anlattı, ihaneti gördük dedi. Benim dönemimde terörle mücadele eden gözler bir takım şeyleri gördü, ihanetleri gördü. Ama gözlerimiz çıkarılıyor şimdi. Kulaklarımız duydu, kulaklarımız oyulmaya çalışılıyor. Yıllarca terörle mücadelenin içinde olan eski istihbaratçı, soruşturma sırasında kendisine yöneltilen bir soruyu hatırlattı. Tepkiliydi. Ben 86'dan beri terör örgütleriyle mücadele eden bir insanım. Önleme dinlemesinden dolayı Cumhuriyet'in savcısı bana şunu soruyor. Bu adamı dinledin, hangi örgüt adına dinledin? Emekli olmama sebep sorudur bu. Görevde oldukları dönemde PKK'nın sözde eyalet sorumlularının çoğunu etkisiz hale getirdiklerini anlatan Altıparmak rakam da verdi. Bize eğer o dönemde 6 ay fırsat vermiş olsalardı bakın, bütün eyalet sorumlularının çoğunu etkisiz hale getirdik emniyet istihbaratının çalışmalarıyla. Kuzey Irak'ta 617 tane net nokta verdik ve askerimiz oralarda operasyon yaptı. Terörist başı bize ne emir verebilir ne onun emrini biz uygularız. Altıparmak, Abdullah Öcalan'ın talebi doğrultusunda birçok kişinin görevden alındığını da iddia etti. O da listedeydi. Terörist başı şöyle söylüyor. Benle görüşen heyete söyledim. PKK operasyonlarını görevden alacaklar. Genelkurmay'ın da, jandarmanın da, emniyet istihbaratında, kayıtlarında bu imralı tutanakları var arkadaşlar. Ve hemen akabinde bizim görevden alınmalarımız başladı. Eski emniyet mensubu konuşmasını o bildik sözle bitirdi. Bu arkadaşlar PKK ile mücadele ettiler ve terörle mücadele ettiler. Her zaman söylenen bir söz var. Zamanlaması manidar. Evet ben de diyorum zamanlaması manidar. Bir bayram geliyor önümüzde. Bu arkadaşlar çocuklarıyla bayram yapacaklardı. Zamanlama manidar. Bayramı zehir etmeye çalışıyorlar. İki, terör örgütü yine elini tetiğe dayadı ve tehdit etti. Yaptırdı da arkadaşlar.